bu yıl şölenimiz ilkini yapacağız. Bu proje uzun zamanlardan beri gündemimizdeyken ancak şimdilerde nasip oldu. İşini, gücünü bırakıp uzaktan gelen gençlerimize okul ve sınavlarını bir kenara bırakarak çocuklarımıza ve evlerinden, rahatlarından fedakarlık yaparak buralara kadar gelen siz büyüklerimize ve şölen için her türlü çabayı gösterenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Muhterem büyüklerimiz, bundan amacımız bir araya gelerek küslükleri, kırgınlıkları gidermek ve gençleri tanıştırıp kaynaştırmaktır. Önemli dünyada ve kısa ömürlü ömrümüzde başta siz değerli büyüklerimiz olarak üzere hepinize büyük görevler düşmektedir. İlk şölenimiz olduğu için noksan ve hatalarımız olacağını bilmekteyiz. İçin bunun gelmesinde ve başlatılmasından da mutluluk duyuyoruz. Gelecekteki şölenimize istenilir düzende ve daha kapsamlı bir şekilde yapmak hepimize arzusudur. Sizlerden dilediğimiz tavsiyelerimiz yol göstermenizi ve bizlere yardımcı olmanızdır. Kıymetli misafirlerimiz, konuşmamı Anadolu'nun şu sözü deyimi olan bir olalım, iri olalım, diri olalım sözleriyle bitiriyorum. Hepinize hayırlı ve güzel günler diliyorum. Hepinize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz uzaktan kırmadınız ve hepimiz buraya tanışmak, görüşmek, birbirlerimizi daha iyi kaynaşabilmek, gençleri daha iyi görmek, tanıyabilmek amacımız buydu. Hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum, iyi günler. Değerli büyüklerim ve sevgili gençler. Hepinize selam veren en güzel olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz der, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Bu yapmakta olduğumuz yamaç şölenimizin ilk olması hasebiyle noksanlarımızın, yanlışlarımızın da olacağı muhakkaktır. Şaşalı dört başı mamur ve hayalinizdeki beklentileri karşılayan bir şölen yapamasak da en azından bu işe başlamış olmaktan, hepinizi ya da hepimizi bir araya getirmekten ve şu çocuklarımızı sevindirmekten de mutluluk duymaktayız. Uzak yakın yurdun dört bucağından işinizi gücünüzü bırakıp her türlü zorluğa katlanarak ta buralara kadar geldiniz. Sizleri buraya kadar getiren şey nedir? Güzel tatil bellerinde gezip tozmak varken suyu bile olmayan şu bozkırlarda işiniz nedir acaba? Diken bile görmemiş çocuklarımız ne arıyor buralarda? Düşündüğümüzde bunun vatan toprağı, sıla hasreti ve akrabalarımıza olan özlem olduğunu görürüz. Bu topraklarda büyüyenler, havasıyla suyuyla haşir neşir olanlar, köy kültürüyle beslenip yetişenler, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, gönüllere kazınmış bu duyguları silip atamayacaklardır. Çünkü vatan sevgisi ona ta ezelden verilmiştir. İşte bu sevgi ve hasrettir ki
hepimizi şölen vasıtasıyla buralarda buluşturdu. Hani gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür şiirinde olduğu gibi, işte o köy bu köydür. Cennet ve cehenneme gitmek aslında çok da kolaydır. Allah Resulü bizlere bunu şöyle müjdeler: İman etmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe de cennete giremezsiniz. Bunca kolaylıklar varken bunlardan neden faydalanmayalım? Ahir ömrümüzde bu sevgiyi birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillere bir örnek olarak niçin göstermeyelim? Düşünsenize, kim ne getirdi, kim ne götürdü? Sevgiden muhabbet doğar, muhabbetten Muhammed, Muhammed'den rahmet ve bereket doğar. Çizilen yollar yolcusunu bekler. Sevgi aslında bir güçtür. Güçten ise hükümranlık doğar. Kin ve nifaktan bölünmüşlük, bölünmüşlükten zayıflık, zayıflıktan da kölelik doğar. Kibir, asabiyet, mal ve kavmiyetçilik, kin ve nefret, nefret ile gururlanmamız sizleri hakikaten de alıkoydu diyen ayet varken ve bunu destekleyen Allah'ın Resulü de kavmiyetçilik yapan bizden değildir sözleriyle bu durumu tescillemektedir. Geliniz bu beraberlik fidanını beraberce sulayalım. Bu şölen adeta yeni dikilmiş bir ağaç gibidir. El birliğiyle içinde bulunduğumuz bu güzel günleri geleceklere hep birlikte taşımaya gayret gösterelim. Bilindiği gibi Allah'ın bizlere ilk emri okudur. Bu emirlerin başında ve bunca emirler varken neden Allah bu oku emrini ilk başa almıştır? Hele bir düşünelim. Düşünüp bulmak bizlere aittir. Kur'an'ı okumak sadece yüzünden ve hıfzen okumak değildir. Kur'an'ı okumak, anlamak, anlatmak, onunla amel etmek ve yaşamın her hayat boyuna onu uyarlamaktır. İlk devir Müslümanları onu çok iyi anladıkları için üç kıtada İslam medeniyetini kurmuşlardı. Ne zaman Osmanlı Kur'an'dan uzaklaştı ve dünyadaki hükümranlığı da sona erdi. Dünyada ezilen, horlanan, dışlanan, canı giden, kanı giden Müslümanlardır. Bu da oku emrine uymadığımız ve uygulamadığımızdandır. Öyleyse çocuklarımıza din ve fen ilmini birlikte verelim. Akleden bir gençlik, aklını kiraya vermeyen, İslam şemsiyesi altında görünüp bidat içinde olmayan, Kur'an hakikatlı bir nesil yetiştirelim. Kıymetli misafirlerimiz, yanlışlarımız ve noksanlarımızdan dolayı hepinizden özür diler, affınıza sığınıyoruz. Gelecek şölenlerin daha kapsamlı olması için görüş, düşünce ve katkılarınızı bekler, hürmetler sunarken buralara kadar gelip kıymetli zamanlarınızı bizlere ayıran ve sabırla dinleyen sizlere de ayrı ayrı teşekkür eder, hepinizi Allah'a emanet ederken hayırlı günler diliyorum. Yemek biliyor musun? Yemek ben olur. Hocam, yok. Ne? Demek şey, hocam, şey yapalım. İsteyen, devamını isteyen, oraya bir şey yazar. Yani öyle yap. Kayıt oluyor. O kayıt var da. He, yani devamını isteyenler. Sevgili misafirlerimiz, size tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu şöyle, artık Allah'tan bize razı olmazsa ki eğer, devam edecek. Tabii ki bu ilk olduğu için bazı eksiklerimiz var, bazı hatalarımız var. Ha, olabilir de, sizden özür diliyoruz eksiklerden dolayı. Ama gelecekte yapacağımız şölen
geniş çaplı, daha güzel, daha iyi, eğlenceli, gülmeli ama şu anda yapabileceğimiz şey buydu. Elimizden bu kadar geldi. Ha şimdi köylü vatandaşımızdan her kim olursa olsun buraya kayıt olup ve devam ettirmek için aidatını ödeyip yeni sene Allah'tan bir zarar ziyan olmasa daha bir yeşillik zamanda, daha bir güzellik ve bu çadırların tekrar kendi malımızın olması, kendi demirbaş eşyalarımızın alınması için tekrar aidatlarımızın sürmesini istiyoruz ve bunu isterse ki eğer vatandaşımız tekrar buralara kayıt olmak olanlar var zaten belli, yazılı bunlar. Ha bunları sürdürmek isterse bu çadırımızı iki tane böyle bir bayan bir erkek çadır yapmayı düşünüyoruz ve malzemelerimizi alıp tekrar köyümüze koyacağız. Geldiği zamanı geldi tekrar böyle kurulacak ve tekrar toplanıp konacak. Ha bunun için de sizden bu beklentilerimiz var. Eğer katılmak isteyen vatandaşlarımız, köylümüz, yani köyümüzün adına olan her şeye biz varız. Hepimiz varız. Hepinize teşekkür ediyorum ve bunu söylemek istedim. Allah razı olsun hepinizden, iyi günler. Değerli misafirlerimiz, ayrıca bizim de rızanızı alalım. Gelecek süresinde yeşil bir zamanla yapmayı düşünüyoruz. Yani bunu uygun görürseniz Hıdrellez gibi bir dönem içerisinde olması, ortamın yeşil olması açısından düşündük. Yani ne dersiniz? Eğer öyle derseniz ona göre hareket edelim. Yani gelecek senenin Hıdrellez zamanı. Hava şartlarında gidiyoruz. Bunu da göz önüne alarak tabii duyurmamızı yaparız. Şimdi ortalık çürümüş bir durumda. Çoluk çocuğun rahat ortamı yani gözükmemekte. Bundan dolayı öyle bir düşüncemiz var. Eğer olur derseniz gelecek sene Hıdrellez'de yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olur hocam. İnşallah. Mayıs ayları. Hıdrellez'in ilk haftası. Bakın şimdi sayılı cemaatimiz, sizin buraya iki tane amacımız oldu geldi. Yani bir tane karınız şu yani. Geldik çoluk çocuk, birbiri bizi tanıyacağız, konuşacağız. Bir atasözü var. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Biz de birbirimizi gördük, tanışacağız, konuşacağız, anlaşacağız. Bu bir. Bir de kısa zaman içerisinde haberimiz olmasına rağmen ben bir hatmi şerif okudum. Burada şimdi bütün iştirak eden cemaatimizin geçmişlerinin ruhu için yemekten sonra dua yapıp onların ruhlarına bağışlayacağız. Buradan ikinci bir kazancımızda bu olacak. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi yemek yemeye geçecek Allah'ımız. Hadi buyurun. Yanaşanlar durun.